Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur'da sorular ve cevaplar, işaret. Sual: hangi cemiyettensin? Neden muhalefeti şiddetle tenkit ediyorsun? Cevap: şüheda, şehitler cemiyetindenim. Tek bir veliyi inkar veya istifaf etmek, hafife almak meşumdur, yani uğursuz bir durum. Öyleyse 2 milyon evliyaullah olan şühedayı inkar etmek ve kanların heder saymak meş'umların en meş'umudur. Uğursuzlukların en büyük uğursuzluğu. Zira muhalefetler haksız olarak harbe girildi. Hasmımız haklıydılar, cihat değildi. İşte şu hüküm 2 milyon şühedanın şehadetini inkardır. Yani haşa, mümkün mü onlar boşa gitti denilmesi? Bence en çok duamız bu olmalı. Allahümme la tec'al be'senâ beynenâ. Allah'ım, kavgamızı içimizde birbirimize karşı kılma. Bizi dahili mücadeleye sürükleme. Aynen. Bugünkü memleketimizin durumu da aynen bu. 7 düvel değil, inanınız 77 düvel gelse bizim sırtımızı yerine getiremez. Bunu Batı dünyası da bildiği için sürekli içten piyonlarıyla, kriptolarıyla sürekli karıştırmaktadır. İçten bizi yıkmaya çalışmakta. İçteki münafık yapıyı, dinsiz komiteleri devreye koymaktadır. Bir hakikat var ki en bedevi ve hatta vahşi insanlar dahi o hakikata karşı serfuru bürde-i itaat ve ihtiramdırlar. Bir aşiretten mütehasım düşman iki kabile, hariç bir hasım zuhur etse, sevki tabiiyle dahili husumet tatil edilir. Hemen birleşirler harici düşmana karşı. Şayan-ı istiğraptır ki garip görülecek bir durumdur ki medeni, münevver telakki edilenler o vahşilerden çok aşağıdırlar. Yani şu anda mesela tam tersine düşman saldırırken içimizdekiler de onlara dost oluyor. Beraber saldırıyorlar maalesef. Husumet hariciyenin zuhuruyla dahili husumeti teşdit ederler. Eğer medeniyet ve fen böyle ise insanın saadeti vahşeti cehalettedir. Aynen bugün. Aynı değişmedi. 100 yıl önceki bu haline ise bugün yine öyle. Rumuz. İfade. Herkes insanlarla meşgul, ben insanlardan usandım. Misalilerle mübahase daha hoşuma gidiyor. Çünkü munsıftırlar, insaflı. Gariptir ki bir iki senedir uyanık iken zihnimde bir karanlık oluyor. Bazen nisyan mutlak basar, tam unutkanlık. Alemi menama, uyku alemine girdikçe bir vuzuh geliyor, açıklık. Daha iyi görüyorum. İşte iki gece alemi menamda iki suale maruz kaldım. Birinci gecede cevaba hazırlanırken uyandım. İkinci gecede cevabı verdim, daha itmam etmeden, tamamlamadan uyandım. Birinci sual. İcaz-ı Kur'an'ı icaz ile beyan et. Kur'an'ın mucizeliğini, muciz oluş, aciz bırakışını kısaca beyan et. Cevap. İcaz-ı Kur'an, yedi menabi külliyeden, yedi büyük kaynaktan tecelli ve yedi anasırdan terekküp eder. Birinci menba. Lafzın fesahatından, Kur'an'ın lafzının açık ve net, fasih olması. Hazmın cezaletinden, nazmın dizilmesindeki cezil, akıcı olması, mananın belagatından beli oluşu, mefhumların, anlamaların, anlayışların bedaatinden, harikalığından, mazmunların içinde ihtiva ettiği manaların zımnındaki beraatinden, harikalığından, üslupların garabetinden tevellüd eden nakş-ı aciptir. İkinci unsur, umur-u kevniyedeki gaybdan, kainattaki emirlerdeki gaybi durumdan, hakaik-i ilahiyeye gaybdan, mazideki gaybdan, müstakbeldeki gaybdan terekküp eden ulumu ilmul guyuptur. Yani adeta gaybi ilimlerin bir hazinesi. Üçüncü menba. Lafzı cihetiyle pek çok ve usul-ü arabiyece sahih, nazarı belagatta müstahsen, hikmeti teşriiyeye münasip pek vasi, geniş vücuh ve ihtimalatın şumulünden ve mana cihetiyle meşarib-i evliya, ezvak-ı aribin, hani evliyalar adeta onun musluğundan su içmişler. Yolla yolları o, meşrepleri o, ariflerin ezvakı zevkler o, mezahib-i salikin, o yolda sülük edenlerin yolları, mesaliki fukaha, fakihlerin de meslekleri, turuk mütekelliminin, kelamcıların yolunun ihatasında ve ahkam cihetiyle hakaiki ahval, desatir-i saadet-i dareyn, her iki cihanın saadetinin düsturları, vesail-i terbiye, revabıt-ı hayat-ı içtimaiyenin istiabından, hepsini içerisine almasından külli mana. Ve ilmi cihetiyle, ulum-i kevniye, ulum-i ilahiye istiyor hakkından. Yani hem kainat ilimlerini, hem ilahi ilimlerini
kelam sıfatından gelen ve kudret sıfatından gelen ilimlerdeki hepsini içerisine gark etmesi, alması. Ve makasıt cihetiyle muvazenet ve ıttırat, düzgünlük ve desatir fıtratın mutabakatından neş'et eden camiyet harikuladedir. Dördüncü unsur, her asrın dereceyi fehim ve edebine ve her asırdaki tabakatın dereceyi istidat ve kabiliyetine ifaza-i nur, feyiz akıtması. Her bir asra ve her asırdaki her bir tabakaya kapısı küşade açık ve her birisini irza etmekle, razı etmekle hasıl olan harikulade tazeliğiyle ihatasıdır. Beşinci menba, nakil cihetiyle ihbar evvelin ve ahirin, yani önceki ve sonraki hadiselerden haber veriyor. Hakaiki gayb ve şehadet, serair ilahiye, ilahi sırlar, revabıt-ı kevniyeye dair hikayatıdır ki ne vaki, ne akıl, ne ve mantık onu kabul etmese de tekzip edememiş, yalanlayamamış. Kütüb-i sabıkanın geçmiş kitapların ittifakından musaddıkane bir cihette doğru cihetlerine tasdik ediyor. İhtilafi yerlerde musahihane, ihtilaf edilen yerleri de tasih edip düzeltiyor. Hikayatından neşet eden ihbarat sadıkasıdır, geçmişten doğru haber vermesi. Altıncı unsur, tazammun ettiği ve tesis ettiği dini İslam'dır ki onun misline ne mazi muktedir olmuş ne müstakbel muktedir olabilir. Hepsini kuşatmış. Külli esaslar. Yedinci menba, şu altı menbadan çıkan envar-ı siddenin imtizacından tevellüt eden, hüsnü hakikiden hasıl olan zevki i'cazdır ki hassen kesin bir bilgi ile bilinir, tabirine lisan bir fikir kasırdır. 90. Eğer desen tasvirden anlaşılır ki taaddüdü mesalik, yani mesleklerdeki farklı farklı yollar ve ihtilafı turuk matluptur. Cevap evet, matluptur. Hem zaruridir. Yani İslam'ın kolaylaştırılıcı oluşundan, her fıtrata hitap etmesinden dolayıdır farklılıklar, hatta mezheplerin farklılığı. Eğer hodgamlıktan neş'et eden inisar zihniyetiyle sadece kendisine has kılmakla başkalarının reddine kalkışırsa, el-buzu fillahı suistimal ederse, yani Allah için düşmanlık yapmayı kötü yönde kullanır, yani diğer yollarda olanlar için kullanırsa, o vakit ihtilaf zarardır. Yoksa el-hubbu fillah, Allah için sevmek düsturunu esas tutsa, tekamülde taavun, yardımlaşma kanununu bilse, şeriatın vüsatini, genişliğini, tabipliğini düşünse, ihtilaf-ı imtizaca sebep olur. Elhasıl herkes kendi mesleğine hüve hakkun demeli, hüvel hak dememeli veyahut hüvel ahsen demeli, hüvel hasen dememeli. Yani en doğru benim mesleğimdir dememeli. Benim mesleğim doğrudur ama en doğru benim mesleğim derse ihtilaflar başlar. Ey sail misali, misali sorucu, cevap mucez istedin kısa. Ben de mücmel cevap verdim. İzahı istersen birçok mücellet ciltlerle eser lazım gelir. İşte şu anasır-ı seb'anın yedi unsurun, yalnız birinci unsurun ikinci cüzü olan nazmın, Kur'an'ın harflerinin dizilişinin cezaletini beyan etmek için inci gibi. İşaratul İcaz namındaki tefsirimi ira ediyorum, gösteriyorum. Zira bütün o tefsir ancak nazmın cezaletinin bir kısmını şerh edebilmiştir. Yani bir uiddet bil müttakin, bir uiddet bil kafirin ifadesindeki gramer olarak uiddet, meçhul bir fiil, edilgen bir fiil. Yani cennet kafir müminler için hazırlandırılmıştır, cehennem kafirler için hazırlandırılmıştır, meçhul. Yani hazırlanacak demiyor, el an mevcut olduğunu ifade ediyor. İkinci sual ki cevap, yarısı beyaz yarısı siyahtır. Dedi ki, bürhanınıza şekke itiraz geldikçe imanınız sarsılmaz mı? Bu mareke-i evham, vehmin adeta hareket alanı, savaş alanı olan istidlaliyatla taharri zarar vermez mi? El cevap, eğer netice-i bürhan ile bağlı, onunla ikame ve ispat suretiyle olsa ve tahakkuk-ı hakaika ayar tutmakla ademi delilden, ademi medlulü tevehüm etse zarar olur. Halbuki iman incecik bir bürhana yüklenmez. Çünkü kainatta her şey onun delilidir. Belki öyle bir hadse bina ve istinat eder ki o hads kesin bilgi öyle menabiden kaynaktan kuvvet ve öyle maadinden ışık alır ki madenlerden söndürülmesi kainatın söndürülmesidir. Birinci menba en azim icma sırrını ve en vasi tevatürün manasını tazammun eden milyonlar ehli hakikatın ittifakıdır. Sırrı icma ve sırrı tevatür noktasından tecelli eden
bir hadsi mukni ile o netice zihinde karar kılmıştır. Zira her bir muhakkikin bir bürhanı var ve o bürhanın mahiyeti teşhis edilmese de vücudu katiyen malumdur. Acaba dünyada hangi itiraz ve şüphe vardır ki milyarlar huyut-u bürhandan, adeta delil ve bürhan hatlarından teşekkül etmiş ve şu habl-i metini, sağlam ipi kesebilsin. Vahtesimu bihablillahi cemiya. Yani Cenab-ı Hakk'ın adeta arştan sarkmış olan o İslam ipine sarılın. Çünkü derim, vahşete dair şu netice hasra gelmez. Ehli tahkikin her biri bir bürhan veya berahin ile hakikat olarak görmüşler. Demek onların bütün bürhanları sarsılmaz bir bürhandır. Çünkü o bürhanları tanımasa da vücutlarını bilir, hadsin zengin bir menbaadır. İkinci menba kainatın bütün şehadatıdır her bir zerresiyle. Üçüncü menba vicdandaki fıtrattır. Çünkü fıtrat yalan söylemez. Bunlar gibi daha çok menbalar var. İşte şu hads, bu hads. Bütün menabi'i söndürülmezse, sönmez. Şüphe bir delili, yüz delili atsa da medlule, o delil getirilen şeye irası zarar edemez. Zarar bırakamaz. Çünkü o kubbe-i aliye yalnız bir direk üstünde kaim değildir. Sonsuz direkler. Zihnin cüz'iyeti hasebiyle, müşteri nazarıyla ispatına çalışmak hatardır, tehlikeli. Belki bu istidlala delil getirme ve berahinin vazifesi menfidir. Matlabı tavzih eder, tasfiye eder. Bazen de takviye eder. Tetkik, inceleme iki çeşittir. Biri gittikçe nurun ala nur, tenevvür eder, nurlanır. Diğeri gittikçe şübahatın, şüphelerin zulümatına düşer mesela. Bir tatlı suyun menbaı var. O menbaadan binlerce cedavil, cetveller ve cetvellerden şubeler teferru ederek çok yerlerde dolaşıp dal gibi. Bazı eczai aharla bulaşmış. İşte bir adam menbaı gördü, tattı, hakkal yakinle tatlılığını anlamış. Teşavubatın ama onun şubelerinin ittisalini, bağlantı noktasını derk etmiş. Sonra hangi cetvele yahut herhangi fer'e, o dala rast gelse, o cetvelin bir kısmına, kanalına, edna bir emare tatlılığına dair ona kanaat verir, ta aksi kat'i bir delille tebeyyün edinceye kadar. O vakit başka madde karışmış der. Bu nevi nazar ve tetkik imanın kuvvet ve inkişafına yardım eder. İkinci nazar. Menbaadan aşağı inmeye bedel aşağıda gezer. Bu ise hangi fer'e rast gelse, acılığına bir emare görse, şüpheye düşer. Tatlılık için delili kat'i arzu eder. Heyhat! Her yerde bürhan ele gelmez. Böyle incecik bir fer'e cesim bir neticeyi bindirmek ister. Gitgide şüphe, emniyetsizlik tezayüd eder, artar. Hem de aklı nazar penceresiyle eşyaya bakar. Halbuki mahalli iman olan kalp, has ve ilham ile gibi isimlerle tabir edilen bir hissi sadise-i batiniye, yani iç altıncı, çünkü zahiri ve batini beş duygu. Ama üstad altıncı ve yedinci hisleri olaraktan onları da tespit ederekten. Yani aynen insanın mesela herhangi bir şey olmadan evvel onun olacağını önceden hassi olarak bilmesi gibi. Hissi kabler vuku olaraktan saika ve şaika gibi. Hissi sadise-i batiniye ile hakaika bakar ki enbiyada vahiy o hisse göredir. Nazar-ı akli kendi desatiriyle çok fakirdir ve dardır. Pek çok hakaika karşı kasır olur. Kavrayamadığından hakikat değil der, reddeder. Bir insi tarafından soruldu. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak daima üstün gelir, hakka galebe edilmez. El İslamu ya'lu ve la yu'la. Halbuki kafir Müslümana galebe eder. El cevap. Sıfat-ı kelamdan gelen evamir-i teşri'iyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi, sıfat-ı iradeden gelen evamir-i tekviniyeye karşı da itaat ve isyan vardır. Yani Allah'ın tabiatta koyduğu kanuna isyan eden olduğu gibi, kelam sıfatından gelen Kur'an'ına da, kitaplarına da isyan eden var. Evvelki de mükafat ve mücazat galiben ahirette olur, ceza orada. Çünkü uymamış dinin emirlerine. Ama ikincisinde ağlebi dünyada olur. Dünyada cezasını çeker, kanuna uymadım. Ateşi ele soktu mu, elini ateşe soktu mu, yanar. Burada görür. Mesela sabrın mükafatı zaferdir. Ataletin, tembelliğin mücazatı sefalettir. Say ve sebatın, çalışmanın ve devamın sevabı servet ve galebedir. Şu halde kafirin evamiri tekviniyeye karşı itaatı, Müslümanın evamiri tekviniyeye karşı isyanına galebe etmiştir. Bir Müslüm, her bir sıfatı Müslüman olmak lazım gelmediği gibi, bir kafirin her bir sıfatı kafir olmak
ve küfründen neşet etmek lazım değildir. Veyahut galebesi ona istidrajdır, cehennemdeki derecesini arttırma. Müslümana tatirdir, temizleme. Şu alemin ihtilali nedir, şu karışıklıklar? Sayın sermaye ile mücadelesidir. Çalışmanın sermaye ile mücadelesi. Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mu? Yani herkes ben zengin olayım, bütün malı ben kapayım. Onun içindir ki dünyanın %80'ini %20 yiyor, %20'sini de %80'i yiyor. Ki onlar da kim ne kadar koparırsa. Evet, vücubu zekat ve hürmet-i riba. Bütün mesele burada. Zekatın farziyeti, faizin haramiyeti. Yani ihtilallerin sebebi bunların uygulanmaması. Karz-ı hasen, güzel bir borç vermek. Şerait-i sulhiyedir. Şu riba, faiz taşını altından çeksen şu zalim medeniyet kasrı çökecektir. Çünkü zalim medeniyet onun üzerine oturmuş. Gavurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun? Şimdilik biri necis, biri encestir, daha necis. Tahir-i mutlak yalnız desatiri İslamiyettir, İslam'ın düsturları. Öyleyse iki cereyana da lanet. Evet, lakin bize bulaşmış olan encesin, en necis olan kısmın temizliği hesabına, onun izalesine çalışan necise necis demekle, onu da kendimize sıçratmak maslahat olmasa gerektir. Gerek yok yani. Mesela bir hınzır seni boğuyor, bir ayı da onu boğuyor. Ayının bağrına dürtmekle kendine musallat etmek akıldan ziyade cünundur. Aynen bugün de. Yani Rusya Ukrayna ile savaşıyor. Ukrayna'nın arkasında Batı ve Amerika var. Şimdi bu durumda kalkıp da biz de işte Batı'ya bağlıyız diye bu manada Rusya ile savaşmak akılsızlıktır. Yani böylece Batı'nın tarafında olmak elbette akıl kârı değil. Zaten bir cinnet-i müstevliye dünyaya dağılmış. Delilik var yani. Her tarafı istila etmiş. Küfrün inşikakından ne görüyorsun? İttihad-ı İslam. İnşallah küfrün dağılması İslam'ın ittihadına bugün ki onun tezahürleri görülüyor. İnşallah Rabbim tacil etsin. İttihad-ı İslam nedir ki bu zamanda farz-ı ayın mesabesinde İslam dünyasının birinci meselesi. Araplarda ve Türklerde bir başladı. Türk Cumhuriyetlerinde inşallah adımları atıldı. İttihad-ı İslam şarktan garba, cenuptan şimale mümtet uzanmış bir meclisi nuranidir ki el an 300 milyondan fazla bulunur ki gafletlerinden naşi, gayri meşhur bir surete girmiş olan bir rabıtayı metin ile birbirlerine merbutturlar. Ki Üstad 1911'de Hutbe-i Şamiye'de bunu da 5. meselesinde de ifade ediyor. Misak-ı Ezeliye ile peyman ve yeminimiz olan iman ile o cemiyete dahil olmuşuz. Ehli tevhidiz. İttihada memuruz. Şu cemiyetin şubeleri, bütün mesacit, mescitler ve medaris, medreseler ve tekaya, takiye ve zevayadır. Tekkeler ve zaviyeler. Ve şu cemiyetin reisi Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Kanun-u esasisi Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Bütün efrat mabeynindeki arasındaki rabıtayı nuraniyeyi şuuri bir surette ihtizaza harekete getirmekle bütün o şubelere ifaze-i nur, nur akıtmak, etmek zamanı gelmiştir. İşte Kabe-i saadetimiz olan ittihadı, münevver-i İslam'ın Hacerül Esved'i Kabe-i Mükerreme'dir. Ve Dürretül Beyza'sı Ravza-i Mutahhara'dır. Mekke-i Mükerremesi Ceziretül Arap'tır, Arap Yarımadası. Medine-i Medeniyet Münevveresi Devlet-i Osmaniye'dir. İnşallah. Yani şimdiki Türkiye'nin öncülüğünde İnşallah teessüs etmekte. Bir zaman İslamiyet'in secaya, revabıt, mehasin ahlakına işareten Rumuz tarihiyle şöyle demiştim. Eğer şu Kabe'nin zinet ve nakşını görmek istersen işte bak, haya ve hamiyetten neş'et eden civan merdane humret, hürmet ve rahmetten tevellüd eden masumane tebessüm, cezalet ve melahattan hasıl olan ruhani halavet, tatlılık, aşk-ı şebabiden, şevk-i bahariden neş'et eden semavi neş'e, hüznü gurubiden, ferah-ı sıhriden, vücuda gelen melekuti lezzet, hüsnü mücerretten, cemal-i mücelladan tecelli eden mukaddes zinet birbiriyle imtizac edip, ondan çıkan levn-i nurani, o şark ve garbın kab-ı kavseyni olan Kabe-i saadetteki tak-ı muallasındaki, kavs-ı kuzahındaki elvan-ı seb'anın lacivert ve yeşil levninin timsalini göreceksin. Lakin ittihad cehil ile olmaz. İttihad imtizacı efkardır. Fikirlerin mezci olması. İmtizacı efkar marifetin şua ile olur. Yüksekten bakmak isteyen dessas bir papaza cevap. Bir adam seni çamurda düşürmüş öldürüyor. Ayağını senin boğazına basmış olduğu halde. İstifham istihfafıyla hafife alıcı bir sual ile sual ediyor ki
Mezhebin nasıldır? Buna cevabı müskit, susturucu cevap, küsmekle sükut edip, yani susarak cevap verip yüzüne tükürmektir. Tükürün İngiliz'i la'inin o hayasız yüzüne. Ona değil, hakikat namına şudur. Sual, dini Muhammed nedir? Cevap, Kur'an'dır. Sual, fikir ve hayatı ne verdi? Cevap, tevhid ve istikamet. Cevap, mezahimin devası nedir? Cevap, hürmet-i riba ve vücud-ı zekattır. Demin de geçtiği gibi. Sual, şu zelzeleye ne der? Cevap, وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Necim 39, altını biriktirenler Tevbe 34. Elhamdülillah ala külli hal, sivel küfrü feddalar. Elhamdülillah. Mehmet Özçelik ve bu başlamış olduğum, daha önce yazmış olduğum Risale-i Nur'da sorular ve cevaplar bu 114. video ediyor. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bunu da burada bitirmiş olduk. Rabbim inşallah tesirini halk etsin. Bir şükür olaraktan ifade ediyor. İstifadeye inşallah medar olur. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.